Bu görseldeki bilgilere göre yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? Doğal gazı ve yenilenebilir enerjiye rağbetin artması nedeniyle son yıllarda küresel kömür enerjisi üretiminde büyük bir azalma yaşanmaktadır. Haliyle kömür enerjisi tüketimi de azalmaktadır. Aşağıda son 5 yılda gerçekleşen küresel kömür üretimi ve tüketimi sonucu oluşan kömür enerjisi varlığını gösteren bir grafik verilmiştir. Burada eldeki varlık gösterilmektedir. 2019 yılı kömür enerjisi üretimi 2017'den daha fazladır bilgisine buradan ulaşamayız. Sadece elde edilen varlığı göstermekte. Dünyadaki kömür enerjisi üretimi son yıllarda sürekli azalmıştır bilgisine buradan ulaşamayız. Artma durumunu da görüyoruz. 2020'nin ilk yarısında kömür enerjisi üretimi tüketimi karşılayamamıştır. Evet buradaki üretimin tüketimi karşılayamadığını görmekteyiz. Doğal olarak doğru cevabımız B şıkkı olur. Buna göre kavuğu taşıyan tiyatrocularla ilgili çıkarımlardan hangisi doğrudur? Türk tiyatrosunda kavuk geleni Tuluat ustalarının en renkli ismi Kel Hasan Efendi'nin Güldürü Tuluat'ının devamını sağlayacak olan öğrencisi İsmail Dümbürlü'ye sembolik bir nişanlı olarak kavuğunu teslim etmesiyle başladı. Burada aslında öncelikli olarak çizeceğimiz kısım Kel Hasan Efendi'den başlatmamız gerekmektedir. Fakat Kel Hasan Efendi'ye bakmış olduğumuzda kendisinin bu sıralamada olmadığını sadece öğrencisi İsmail Dümbüllü'ye bu kavuğu vermiş olduğunu gösterir. Yani birinci olarak aslında İsmail Dümbüllü'ye geçmiş olacaktır. Kel Hasan bunun başlangıcında durmaktadır. Günümüzde kavuğu taşıyan tiyatrocu Rasim Öztekin'den teslim alan Şevket Çoruh'tur. Kavuğu taşıyan kişilerle ilgili bilinenler şunlardır. Şevket Çoruh kavuğu ustasından alan beşinci kişidir. Yani burada ustadan alma bir, iki, üç, 4 5 şeklinde sıralama yapmış olduğumuzda Şevket Çoruh'u buraya almamız gerekecektir. Ve Şevket Çoruh Rasim Öztekin'den aldığı ifadesini kullanmıştı. Doğal olarak Rasim Öztekin 4. sıradadır. Münir Özkul kavuğunu Ferhan Şensoy'a teslim etmiştir. Doğal olarak Münir Özkul 2., Ferhan Şensoy'un da bunu alan 3. kişi olduğunu söylememiz gerekir. Münir Eskul, kavuğu İsmail Dümbülü'den teslim almıştır. Evet burası doğrudur. Ferhan Şensoy'dan sonra kavuk 3 kez el değiştirmiştir. Hayır 2 kez. Ferhan Şensoy kavuğu taşıyan 3. tiyatrocudur bilgisi hatalıdır. Çünkü Ker Hasan'la birlikte saymaya başladığımızda 1, 2, 3, 4. kişi olduğunu görüyoruz. Kavuğu taşıyan 4. tiyatrocu Rasim Öztekin'dir ifadesi hayır Ferhan Şensoy olduğunu gösterir. Doğru cevabımız aşık olacaktır. Bu bilgilerden hareketle numaralanmış pazarlama uygulamaları ile pazarlama stratejilerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde yapılmıştır? Dünya üzerindeki büyük şirketler ürünlerini daha çok satabilmek için etkili ve farklı pazarlama stratejileri uygulamaktadırlar. Ürüne ve ürünü pazarlayanın stratejisine göre değişebilen bu uygulamalardan bazıları şunlardır. İnternet pazarlaması, ağızdan ağıza pazarlama, kazanılmış medya pazarlaması, hikayeleştirme. Birincisi, bir arazi aracı firması, zorlu dağ yollarına taşımacılık yapan köylülerle birkaç hafta zaman geçirmiştir. Ekip köylülerin yaşantılarını yakından inceleyip bu sürecin sonunda yerel sürücülerin yaşadıklarıyla birlikte reklam filmi hazırlamıştır. Bu stratejileri sayesinde araç satışları büyük oranda artmıştır. Burada bir hikayeleştirme yapmış olduklarını görmekteyiz. Bir beyaz eşya firması arama motoru verilerinden faydalanarak satmış olduğu ürünlere benzer arama yapanların karşılarına gerek sosyal medya hesaplarından gerekse ziyaret ettiği reklam içeren sitelerden ulaşmak için dönem dönem sponsorlu reklamlar paylaşarak satışlarını neredeyse ikiye katlamıştır. Burada ise internet pazarlamasının yapılmadığı, yapılmış olduğunu görmekteyiz. Üçüncüsü Aydın'da tostçuluk yapan birisi yöresel ağızın kullanıldığı oldukça esprili, fantastik bir reklam filmi çekerek sosyal medyada paylaşmıştır. Bu reklam filmini süreç içinde görüp beğenenler paylaşmaya başlamıştır. Birkaç sosyal medya fenomeninin de dikkat edip paylaşmasıyla birlikte oldukça ün kazanan tostçu müşteri akınına uğramaya başlamıştır. Buradaysa kazanılmış medya olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak doğru cevabımız değişik olacaktır. Bu bilgilere göre tek seferde en fazla eşyayı yükleyerek eşyaların taşınıp yük asansörünün işini tamamladığı düşünülürse kırmızı ve yeşil butona basma sayıları aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Çiğdem Hanım aldığı yeni eşyalarını eşya taşımakta kullanılan asansör sistemiyle 3. kattaki evine taşıtacaktır. Asansör sisteminin tek seferde kaldırabileceği yüklerle ilgili tabloda aşağıda verilmiştir. Çiğdem Hanım'ın satın aldığı eşyalar ile ilgili bilgiler taşıma ile ilgili talepleri şu şekildedir. Beyaz eşyalardan sadece fırını satın almamıştır. Aldığı koltuk takımında bir adet ikili, iki adet tekli vardır. Ayrıca çocuklar için iki adet tekli koltuk almıştır. Çocukları ve kendileri için olmak üzere bir adet elbise dolabı yani iki tane ve televizyon satın alınmıştır iki tane. Tek seferde 2 adet taşınabilen bir eşya ile tek seferde 3 adet taşınabilen bir eşya birlikte taşınabilmektedir. Yani burada toplamda 6 tane eşya olduğunu düşünecek olursak, buradan tek seferde 3 tanesini aldığımızda 2 seferde burayı taşıyabiliriz. Televizyonlar çok hassas olduğu için Çiğdem Hanım televizyon taşınırken yanında farklı bir eşya taşımalarını istememektedir. Bu durumda televizyonu ayrı ayrı seferlerde taşımak durumunda olacaktır. Yani Tek seferde 3 adet. O zaman üçlü şekilde koltuğu taşıyabiliriz. 3 tane tekli koltuğu alabiliriz buradan. Sonra diğerlerini bir bir ayıracak şekilde götürebiliriz. Toparlayacak olursak burada 3 tekli koltuk 1 televizyon 1 tekli koltuk şeklinde bir ayrım yapmamız gerekiyor. Tek seferde 2 adet olduğunda İkisini birlikte alacak olursak bir de çamaşır makinesinin yanına alabiliriz. Buradaki tekliği de onun yanına verebiliriz. Bu durumda 1, 2, bununla 3, burası 4 olacak şekilde. Tek seferde bir adet taşınacağı için buradan 6, 7 ve 8 defa butona basmak durumunda olmakta, olmaktadırlar. Yani 8 kez şeklinde cevabı işaretleriz. Bu yük asansörünün en az turda taşımayı tamamlaması için hangi eşyaların mutlaka bir arada taşınması gerekmektedir? Çiğdem Hanımın satın aldığı eşyalarla ilgili bilgiler, taşıma ile ilgili talepleri şu şekildedir: Beyaz eşyalardan sadece fırını satın almamıştır. Aldığı koltuk takımında bir adet ikili, iki adet tekli koltuk, iki tane de çocuklar için almıştır. Yine aynı şekilde iki tane televizyon almış olduğunu, iki tane elbise dolabı almış olduğunu. Bunun dışında her birini bir adet satın almış olduğunu söylemektedir. Televizyonların çok hassas olduğu için Çiğdem Hanım televizyonları taşınırken yanında farklı bir eşya taşınmasını istememektedir. Burada bizden en az turda taşımayı tamamlama bilgisinin sorulmuş olduğunu görmekteyiz. O yüzden hangi eşyaları mutlaka bir arada taşınması gerektiği bilgisini vermiştir. Burada 3 adet tekli koltuk, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi, koltuk ve bulaşık makinesi, 2 adet televizyon ve 1 adet tekli koltuk. 2 tane televizyonu bir arada taşıyamayız. Zaten Çiğdem Hanım'ın böyle bir isteğinin olmadığını söylemiştik. Bu durumda bakmış olduğumuzda toplamda tek seferde 3 adet taşınabilen eşyalarda tekli koltuklar burada 2, 4, 6 sayısını gösterecektir. Bu durumda televizyonu tek tek taşıyacağımız için 3 adet tekli koltuğu birlikte taşırsak bu durumda en az turda taşımayı meydana getirmiş oluruz. Çünkü koltuk ve bulaşık makinesi de burada yine bizim işimizi görmemiş olacaktır. Çünkü tek seferde bunların iki adet taşınma ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi için de aynı şey geçerlidir. Doğru cevabımız aşık olacaktır. Görevli memur Süleyman Bey'e bu belgedeki gerekli bilgilerden biri var fakat diğeri yok. Bu yüzden kimlik kartınızı rica edebilir miyim dediğine göre memurun ihtiyaç duyduğu bilgiler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Süleyman Bey devlet dairesine resmi bir işlem yaptırmaya gitmiştir. İşlem yapan memur Süleyman Bey'den TC kimlik kartını istemiştir fakat Süleyman Bey yanlışlıkla TC sürücü belgesini uzatmıştır. Aşağıda Süleyman Bey'in bilgilerinin yer aldığı TC kimlik kartı ve sürücü belgesinin ön ve arka yüzünün görselleri verilmiştir görselleri incelemiş olduğumuzda anne adı ve baba adının ikisinde ortak bir bilgi olarak olmadığını görmekteyiz. Doğum tarihi ve doğum yerine yine ortak bir bilgi olmadığını, TC kimlik numarası ve baba adı burada ihtiyaç duyulan bilgilerden olma ihtimali vardır. TC kimlik numarası buradaki kimlik kartında varken aynı şekilde sürücü belgesinde vardır. Bunun dışında baba adına bakmış olduğumuzda kimlik kartında varken Burada sürücü belgesinde baba adının olmadığını görüyoruz. Doğal olarak bu bilgiye ihtiyaç duymuş olma durumu vardır. Doğru cevabımız C şıkı olacaktır. Süleyman Bey'in belgelerine bakılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Nerede oturmakta olduğu belgesine buradan ulaşabilmekteyiz. TC kimlik kartının hangi tarihte verildiği ile ilgili bir bilgiye ulaşamayız. Sürücü belgesinin kaç yılda bir yenilenmesi gerektiği, evet son geçerlilik tarihi ile ilgili 4B'de bilgi verilmiştir. Doğal olarak buna ulaşabiliriz. TC kimlik kartının geçerliliğinin ne zaman son bulduğu, son geçerlilik tarihine de burada yer verilmiş olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak doğru cevabımız B şıkkı olur.